Şimdi hemen Akşam Gazetesi'nden Murat Kelkitlioğlu, Okan Bayülgen'le ilgili çok sert bir ifade kullanmış. Altın soytarı diyor. Altın soytarı. O köşe yazısını okuyacağım. Aynı köhnemiş zihniyet fırsat buldukça o iğrenç yüzünü gösteriyor. O aşağılamaya çalıştıkları milletin 15 Temmuz'da kendilerini ipten aldığının bile farkında değiller. O diriliş gecesinden ders almamışlar. Doğan grubunun düzenlediği Altın Kelebek ödül töreninde yaşanan soytarılıklardan bahsediyorum. Boyunlarına papyon takınca kendilerini adam yerine koyan o çevreler 15 Temmuz kahramanlarının severek izlediği Diriliş Ertuğrul dizisini ince ince doğramaya çalıştılar. Halk tarafından en iyi dizi ödülüne layık görülen yapımla ilgili hazımsızlık öyle bir raddeye gelmişti ki skandallar birbirini izledi. Önce dizi ekibini konuşturmadılar, sonra da Okan Bayülgen aracılığıyla tam bir kepazelik sergilediler. Fazla söze gerek yok. Ben de verdiğim ödülleri açıklıyorum demiş Murat Kelkitlioğlu. Altın Skandal Ödülü Doğan grubuna, Altın Soytarı Ödülü de Okan Bayülgen'e gitsin demiş. Şimdi ben mesela bana göre doğru tektir. Yani bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Dirilişe yapılan hareket yanlış mı? Yanlış. Evet. Bazı basın organları ve bazı medya grupları bu işi tam tersi diriliş sanki bir terbiyesizlik yapmış gibi gösterdi. Tabii. Bak, Ne diyorsun ya? tabii Tabii canım, tabii. diriliş skandalı diye başlıklar gördüm ben Tabii televizyonda. inanmıyorum ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? O grup öyle veriyor. Sen meseleye... İnanmıyorum. Cengiz Semercioğlu, çok özür dilerim Bircan, devam et. Cengiz Semercioğlu mesela Bak açılmış. Kelkitlioğlu'nun yazısı şu an ekranda da. Akşam Gazetesi'nden. Merak eden yazının tamamını da okuyabilir. Evet. Cengiz Semercioğlu mesela yaptığı açıklamada, olay gecesini bir de benden dinleyin dediği açıklamayı birazdan getireceğiz. Aslında Diriliş'in ödülü o yapımcının Mehmet Bozdoğan iade ederek Diriliş'in dizinin reklamını yapmaya çalıştığını falan ima ediyor. Yok öyle Reklam işte, mı? bak nereye baktıklarına bakar Yok mısın? artık ne reklamı ya, Yani böyle bir adamlar şey olabilir mi? Reytinglerle yani. kasıplar, Ve ben bunu dün kasıplar ne izlerken, demekse kasıp dün kalmış. izlerken dehşete kapıldım. Bazı yazıları gördüm. Çok taraflı olduğunu düşündüm. Bana göre doğru tektir. Dirilişe terbiyesizlik yapıldı. Doğru mu? Sen kalkıp Bence bunu de. diriliş sana terbiyesizlik yapmış gibi gösterirsen Gösteriyorlar. orada ben başka şeyler ararım. Yani şey mi bileceğim, utanmasalar hani diriliş gelsin bizden özür Özür dilesin mi dilesin diyecekler? diyecekler. Diriliş skandalı. Geceye diriliş skandalı falan. Evet, diriliş skandalı var ama onu siz yaptınız. Tabii dün biz burada bu programı yaparken başka yerde başka programlarda yapılıyor biliyorsunuz. Orada mesela diriliş ekibinin skandala imza attığı Böyle bir şey olabilir mi ya? mesela ödülü adamlar tabii ki de tepki olarak oyuncularından biri birazdan ekrana gelecek. Tam yere koymuş ama niye koymuş yani? Tabii. O terbiyesizliği yapılmasa o da koyar mı Allah aşkına? İşte onlar da Onlar terbiyesizlik ve mecburen ödülü skandal vermişler. olarak. Bak mecburen ödülü vermek zorunda kalmışlar. Yoksa gidip yine Tabii. kendi gruplarından birine verirlerdi. Yani Zaten ben şöyle yaptılar. ayrıca bu arada son 2 senedir mi 3 senedir mi ne sürekli Poyraz Karayel ödül alıyor ya. İşte bak öyle yaptılar. Sürekli. Bir kere de izlemedim diziyi Şunu bir kardeşim. kez daha altını çizelim o zaman. Sen en iyi dizi ödülünü Diriliş'e verirken Diriliş'in mesela Engin Altan Düzyatan'a nasıl en iyi oyuncu ödülünü vermezsin de gidip kendi grubunda yine en iyi oyuncu ödülünü Yani şöyle İlker oluyor mu? Kaleli'ye ve Tamam. Ömür. Burçin Terzioğlu'na verirsin. O Tamam. zaman ona en iyi dizi ödülünü verme. Başka bir şey soruyorum. Doğru. Oscar'ları seyreden vardır aranızda. Tabii ki. Evet var Şimdi tabii. Giden en, bile var Oscar'a. Hani, bilmiyorum ben gitmedim. En iyi film veriyor adam mesela. En iyi film DiCaprio'nun filmi diyelim. Adam veriyor. En iyi oyuncu da başka birine mi veriyor? Hayır verebilir ama. Hayır veriyor. Saçma veriyor. Olur yani. Çok nadir. En iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu. Gidip başkasına nasıl verir? En iyi film o zaman neye göre en iyi film? Neye göre? En iyi film başrolün performansına göredir. O zaman göredir. Gidersen en iyi senaryoya verirsin. En iyi bilmem neye verirsin. Ya, bravo. Yok, yok ya arkadaşlar olmaz, öyle şey olmaz. Hayır çok iyi bir dizidir ama bu ekip işidir. Başrol çok iyi. Ayrıca Engin Altan Düzyatan İlker Kaleli'den iyi bir oyuncu mu o tartışılır yani. Orada bir hata yok ama burada göze sokulmuş bir yanlış var. Çok özür dilerim. İlker Kaleli'den çok daha iyi oyuncular var ama. ATV'nin dizilerine bakın. Öyle zaten Fox'un ama dizilerine bakın, Star'ın dizilerine bakın. Yani hani bunu Engin Altan Düzyatan için de demeyelim. Yani Diriliş tamam çok iyi bir dizi. Ödül aldı. Engin Altan Düzyatan da çok güzel oynuyor. Çok iyi bir oyuncu. Ama mesela onlardan da iyi oyuncular var. Birçok insanın hakkı yendi. Yani bırakın dizileri, oyuncuları, şeyleri. Burak Özçivit vardı değil mi? Burak Özçivit'ten önce gitsinler şeye versinler. Kaan Urgancıoğlu'na versinler. O diziyi götüren tek adam o. Emir Kolcuoğlu karakterini Kolcuoğlu yani Kolcuoğlu doğru dur Kolcuoğlu karakterini oynayan çocuk Evet. Kaan Urgancıoğlu'na verilmesi Şimdi gerekiyor. Bir diziye Ömür, ben en ona, iyi dizi ödülünü veriyorsan ben ona, bak, alt ben başlıkları ona, da olmalı onun. Ben Yani ona, en iyi çok özür senaryo, dilerim. En iyi... Yardımcı oyuncu da Onur Büyük Topçu. Mesela ona versinler. Evet. Ben ona katılmıyorum. Bir insana mesela yardımcı oyuncu ödülü olabilir. Yardımcı oyuncu. Vesaire.
Ben yıllardır NBA'yi seyrederim. NBA finalini. NBA'de MVP, en iyi oyuncu, en iyi oyuncu ödülünü şampiyon olan takımda, takımın içindeki birine verirler kardeş. İşte onu diyorum ben de, evet. Yani bu yıllardır böyledir. Mantıklı olan o. Yani bu yıllardır böyledir. Ayrıca Engin'in Los Angeles Lakers inanılmaz. Şampiyon olduğunda o takımda Kobe Bryant isterse o gün 20 sayı atsın, karşıda 50 sayı atsın biri. Önemli değil. Kim şampiyonsa şampiyon takımın topçusuna verir. En iyi diziye veriyorsan en iyi başrol oyuncusuna vereceksin. Bu 2 kere 2 4. Evet. Mesela başka bir şey söyleyeceğim. Oktay Kaynarca. Kötü oyuncu mu abi? Oktay. Evet. Bu arada siz, yani, bir dakika hemen Okan'a dönelim o zaman. Ali, Okan'a dönelim. Çünkü senin gönderdiğin fotoğraf da gelmiş. Ha, süper. Çok teşekkür ederim. Ama önce o fotoğrafı bir merak ettirelim. Bir izleyicimiz merak etsin. Ben de merak ediyorum. Bilmiyorum evet. Çünkü nasıl bir fotoğraf. Dün buldun. Onu getireceğiz ama şimdi bir de Çağdaş Ertun'a Milliyet'ten Okan Bayülgen'le ilgili bir başka eleştirisi var. Biz de dün burada dillendirdik Milliyet. Aslında. Milliyet. Yıllarca magazine mesafeli yaklaşacaksın. Kızını doğduğu günden itibaren objektiflerden kaçıracak. Fotoğrafını çekmeye çalışan magazincilere yerli yersiz söveceksin. Sonra da sanki bunları yapan bir başkasıymış gibi bir magazin ödülleri gecesini sunmakla kalmayacak. Kızını da sahneye çıkaracaksın kendini anons ettirmek için. Okan Bayülgen ve kızı İstanbul'dan söz ediyorum. İstanbul sahnede gecenin diğer sunucularından daha başarılıydı. Ama yine de küçücük bir çocuğun o saatte, o törende, o sahnede işine. Beren Gökyıldız gibi kendi yeteneğiyle yaptığı bir işle ödüle aday olmadıktan sonra. Bundan sonra istediği kadar fotoğrafımızı çekmeyin desin Okan Bayülgen. İstanbul'u spotların altına kendi çıkardı bir kere. Çok mantıklı. Diye bir eleştirisi var. Gözü gibi sakınıyordu değil mi çocuk 7 yıldır? Ben çocuğumu insanlardan ve kameralardan uzak tutuyorum diye açıklamaları da var Okan Bayülgen'in. Yarın onları da ekrana getiririz. Artık bu hareketiyle böyle bir isteğinin kalmadığını görüyoruz. Yani açıkçası artık her yerde çekilebilir ve Okan Bayülgen de artık kimseye hakaret edemez. Özelime giriyorsunuz. Normalde diye. De etmemesi lazım da. Tabii tabii zaten edemezdi ama şimdi zaten bak o malzemeyi sen verdin. Evet bu açıdan düşünüldüğünde aslında spotların altına kızını kendisi çıkarttı. Doğru. Çok güzel yazmış.